Merhabalar, ben İlhan Gönüler. Suriye'de 2013'ten beri avukatlık yapıyorum. Bu son günlerde ve haftalarda çok fazla e, talep vardı e, bu korona virüs salgını ile ilgili konularla. E, bu korona virüs salgını ve devletlerin ve hükümetlerin aldığı önlemler ve önlem paketlerinden dolayı malum e, ortada e, çok büyük bir kriz var. Ve şu anki sorunlar krizin ön sancıları. Ee, çok büyük bir kriz gelecek. Ee, dünya ekonomisi e, ufalacak bu yıl. İşsizlik e ekonomisi aşağı yukarı %8'e e kadar düşebilir e, bu yıl diye rakamlar var ortalıkta. Dünya ticareti bu yıl, 2020 yılında %10, %30 gibi gerileyebilir. Havacılık sektörü çökmüş durumda. Birçok hava yolları devlet yardımı almadan iflas edecekler günün sonunda. Otelcilik sektörü çok zor durumda. Birçok oteller Zürich'te. Bunların aralarında çok büyük ve itibarlı oteller de var. Kapalı durumda. Otelcilik Federasyonu İsviçre'nin bir e, hesaplamalarda bulundu. İsviçre'deki 5 otelden bir tanesinin önümüzdeki aylarda e, iflas edeceğini ya da önümüzdeki yıl iflas edeceğini görüyorlar hesaplarına göre, bilgilerine göre. E, İsviçre'deki işsizlik şu an 2.3% %2.3, %3 civarında yıl sonuna kadar en azında %4'ü, %4.5'u bulacağı e, görece e, öngörülüyor. Ve önümüzdeki yıl İsviçre için e, geçen yıl bundan 3 ay önce kimse hayal bile edemezdi. Yani korkulu rüyalarında bile göremezdi bu rakamları. İşsizlik oranı büyük ihtimalle %8'i bulacak 2021 yılında. Yani İsviçre'de bu koronavirüs salgını dolayından çok büyük bir krize girecek. Şimdi bu krizle ilgili şirketler ne yapabilir? Bizim iş adamlarımız burada. Bizim derken yani e, Türk vatandaşları olan iş adamları ya da mekan sahipleri ya da şirket sahipleri ya da yöneticileri ne yapabilir? 16 Mart'tan beri bu korona virüsle ilgili e, olağanüstü hal e, açıklandıktan sonra e, birçok yasamalarda birçok değişiklikler oldu. Şimdi bunların detaylarına girerse eğer şimdi iki saat, 3 saat, 4 saat sürer. Hiç gerek yok. Bizim bana gelen ve diğer meslektaşlardan da duydum, özellikle Türk iş adamlarından ve onların yönettiği şirketlerden gelen talepler, danışmanlık talepleri genelde devlet yardımıyla ilgili ve genelde jiroları çok aşırı düştüğü için de kapasiteleri genelde e, nasıl masraflarımızı azaltabiliriz konularıyla ilgili. E, devlet yardımları birçok e, ufak tefek e, önlemler var. E, bunlar çok enteresan değil. Aslında iki tane ana önlem var. Şirketlerimize yardımcı olabil, e, olabilecek önlemler. E, birincisi e, istişe hükümeti, devleti. İsviçre'deki bankalarla birlikte büyük bir likidite programı e, açıkladı. Bu programın değeri e, 40 milyar frank. E, program nedir? İsviçre devleti bankalara e, garanti veriyor. E, bankaların bu korona virüsünden dolayı salgınından dolayı e, yaşadığımız kriz ortamında aslında bu salgından önce sağlıklı olan şirketlere e, likidite sağlasınlar diye, iflasa düşmesinler diye. E, bu pakette iki tane kredi şekli var. E, birincisi ufak kredi. Bu ufak kredi 500 bin franga kadar e, alınabiliyor. Ve miktarı geçen yılki ya da o geçen yılki e, gelir tablosu hazır değilse ondan önceki e, yıldaki gelir tablosundaki jironun %10'u maksimum. Yani maksimum on euro kredi alabiliyorsunuz. Maksimum 500 bin frank. Bu krediye devlet bankaya karşı e, kefil oluyor. Yani garanti ediyor bu kredi geri dönecek diye. Burada önemli olan konular ne? E, bu krediyi sadece ve sadece likidite amaçlı kullanabilirsiniz. Kullanabilir şirketler. Likidite amaçlı derken, uzun zamandır bir yatırım yapacaktım ya da bu büyük bir makinem var endüstri parkımda ya da fabrikamda. Ben bu makineyi değiştirmek istiyorum. Bu tür işlemler için kullanamazsınız. Sadece gerçekten operasyonel yani güncel bazda şirketinizin ee, sorunlu olduğu sorumlu olduğu ödemeleri yapabilsin diye. Mesela vergi ödemeleri, mesela kira ödemeleri. Mesela başka şirketlerden mal aldılar. Bu tür ödemeler için. Mesela personel maaş ödemeleri. Bu tür şeyler için sadece e, kullanılabilir. Mesela bu krediyi çektiyseniz eğer şirketiniz için şirketten kendinize e, bu kredi ile mesela bir kar payı ödeyemezsiniz. Yani ödeyebilirsiniz de ama yasak. Suç işlemiş olursunuz. E, suç derken çok önemli bir konu çünkü birçok yerden belirli algılar alıyoruz, belirli bilgiler alıyoruz. Birçok şirket, maalesef maalesef birçok şirket bu krediyi haksız bir şekilde kredinin maksatının dışında ki gereksinleri için kullanmaya çalışıyorlar. Bu bir suçtur, bu dolandırıcılık olabilir, bu urkudun felçum dediğimiz dokumentasyonda dolandırıcılık olabilir. Onun için dikkat etmek lazım. Krediyi gerçekten ihtiyacım var mı? Şirketimin ihtiyacı var mı? İyi düşünmek lazım ve gerçekten ne için kullanmak istiyorum onu da iyi düşünmek lazım. Bazı kantonlarda ekonomik ve ticari suçlarla ilgili uzmanlaşmış savcılık ekipleri var. Ve özellikle bu iflas konularında birkaç yıldır titizce çalışmalar sürdürüyorlar. Onun için dikkat edin. Bu birinci konu. Ya da birinci konu derken, birinci konunun ilk bölümü, ikinci bölüm daha büyük kredi olanağı var bu devletin bankalarla birlikte hazırladığı pakete göre. 500 bin frangın üzerindeki krediler için 20 milyona kadar kredi istenebilir. Bunun farklı detaylı koşulları var. Ancak ilk krediye ilk kredi türüyle kıyaslarsak ilk kredi türü genelde birkaç saat içinde sadece sizin beyannamenizle birlikte hiç doğru dürüst kontrol edilmeden tak direkt parayı gönderiyorlar şirketinizin banka hesabınıza. İkinci kredi türü normal kredi gibi normal süreçten geçiyor çünkü çok daha büyük miktarlar banka iyi kontrol ediyor ve orada maksimum 20 milyona kadar alabiliyorsunuz. Bu büyük kredilerin %85'ini devlet bankalara garanti ediyor. Yani kefil oluyor bu kredilere. Ama şu ana kadar bizim vatandaşlardan bu krediyle ilgili pek fazla talep olmadı. Ancak böyle büyük bir kredi alırlarsa e, iyi bir mali müşavirle, muhasebeciyle ve gerekirse avukatla görüşmelerini e, tavsiye ederim. İkinci konu şirketlerimiz nasıl masraflarını aşağı çekebilir. Nedir? Kurzarbeit dediğimiz yani Almanca'da denilen kısa süreli çalışma programı. Ee, bu program nedir? Siz şirket olarak e, devlete e, görevli e, makama bir e, bir e, nasıl denir bir e, talepte bulunuyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın e, biz bu krizden dolayı e, jiromuz çok düştü, işler de düştü ee, biz bu e, bu kadar personeli ya da bu elemanları işten çıkarmak zorunda kalırız ama çıkarmak istemiyoruz çünkü biliyoruz bu kriz yani dışarıdan gelen bir kriz koronavirüsü ile ilgili bir kriz e, atlatacağımızı umuyoruz ve düşünüyoruz onun için biz bu elemanları işten ya da personeli işten çıkarmayalım ama zararı da biz kendimiz şirket olarak e, bu personel masraflarını biz karşılamayalım devlet karşılasın e, bunun için Elemanların, personelin rızası lazım. Bunun için bir form var, e, nette hızlıca bulabilirsiniz. E, programın içeriği ne? Eleman kabul ediyor ya da personel kabul ediyor kendi maaşının yüzde 80'ini almaya. E, şirket sadece yüzde 80 maaşını ödüyor. Ama öderken sosyal zikorta ve pensiyon kasa e, e, hesaplamasını yüzde 100 maaştan yapıyor. Yani orada bir zarara e, uğramıyor personel ve e, elemanlar. Ve Şirket de bu maaş ödemelerini devletten sonra geriye alıyor. Bu maaş ödemeleri derken bu kısa süreli çalışma desteğini şirketler son 24 ayda ki zaman bölümünde sadece 12 ay için. Alabilirler e, normalde ve normalde bunun e, ön kararlar e, yani bu destek sağlanacak diye e, görevli makamlarda normalde 3 ay veriliyor büyük bir üç ay daha uzatılabiliyor e, ancak bu krizden dolayı bulunduğumuz krizden dolayı e, personelde elemanda ki iş düşüşü yüzde fazlaysa eğer bu e, kısıtlamalar e, yürürle, e, yürürlükte kalmıyor, yani e, süresiz. Bu kriz ne kadar devam edecekse bu destekler alınabilir. Bu kısa süreli çalışma e, desteği. Bu konuda bir avukata ihtiyacınız var mı? Bir hukukça ihtiyacınız var mı? Genelde hayır. E, genelde iyi bir muhasebeciniz, bir muha, e, iyi bir muhasebeciniz. Bu konuları zaten biliyor çünkü kısa süreli çalışma olayı bundan önceki krizlerde de kullanılmıştı. Bilgiler var ve genelde piyasadan, şirketlerden, vatandaşlardan duyabildiğime göre ve duyduğuma göre bu konuda en yani pek bir sıkıntı yok. Zaten bu kısa süreli çalışma konusunda kimin hangi hakları var? diye. Zaten çok fazla medyada yayınlar da oldu. Birçok insanlar eskiden kısa süreli çalışmadan talepte bulunamayan insanlara da bu hak verildi şimdi bu krizden dolayı. Mesela eskiden iş sahipleri, mesela bir limited şirketin ya da anonim şirketin sahibi ya da yöneticisi normal koşullarda bu kısa süreli çalışma desteğini alamıyordu. Ama şimdi korona krizinden dolayı Burada biraz gevşetmeler devlet sundu şirketlere, yasamadaki değişikliklerle. Şimdi bunlar iki en önemli konular. Yani bir bu likidite programı, bankaların devlet garantisiyle ya da daha doğrusu devletin ile birlikte şirketlere sundu. İkincisi de kısa süreli çalışma. Şimdi bunun dışında şirketler, iş adamlarımız nerede sorun yaşıyor? Eee... Evet. Az önce de değinmiştim. En büyük sorun masraflar. Yani bir yerde jiro var, diğer yerde masraflar var. Şimdi jiroda zaten pek bir şey yapamıyorsunuz. Talep zaten düşmüş. E ne kaldı? Masrafları aşağı çekmek. Bunun için ne yapılabilir? Özellikle büyük hacimli şirketlerde sektöre göre ve kullandığı kontratlara, sözleşmelere göre bir şey denenebilir. Yani hangi büyük... Kontratlardan nasıl çıkabilirim? Yani o kontratlardaki e, sorumluluklardan nasıl kurtulabilirim? Tabi hukuki yolla. E, burada belirli e, prensipler var e, söz, sözleşme hukukunda e, ve bazı konularda e, kontratlardan çıkabilirsiniz. Ama bu tür konuları kesinlikle avukatınızla e, konuşmanız ve titizce analiz etmeniz gerekir. Başka ne yapabilirsiniz bir işletmeci olarak ya da iş sahibi olarak? Kirayla ilgili çok fazla sorular geliyor. Çünkü özellikle ufak şirketlerin restoranlarmış, berberlermiş ya da başka sektörlerde talebin çok indiği, mesela otelcilikte de ne ne neye çalışabilirsiniz e, deneyebilirsiniz ki e, mal sahibinden, kiralayan kişiden ya da şirketten e, bir kirada indirim isteyebilirsiniz. Buna hakkınız var mı? Bence yok. Ama hukukçular birçok konuda olduğu gibi bu konuda da bazıları var. Evet bu durumda bu krizden dolayı böyle bir talepte bulunabilirsiniz. Siz şirketinizi ya da mekanınızı kapatmak zorunda kaldıysanız eğer bazıları da diyor. Ben de bunlara katılıyorum. Diyorlar ki hayır çünkü yani öyle bir talepte bulunamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Çünkü bu mekanı ya da yeri size kiralayan kişi ya da şirket koronavirüsüyle ilgili en ufak bir bağlantısı yok. Yani o şirketin suçu değil. Siz mekanı kapatmak zorunda kaldınız. O şirketin ya da kişinin yani mal sahibinin de belirli e, sorumlulukları var. E, belki bu mal %100 kendi sermayesiyle ödememiş bir hipotek vardır üzerinde ve bunları da tıkır tıkır ödemek zorundalar. Dolayısıyla bu konuda ki verebileceğim tavsiye mal sahibiyle ya da o mal sahibi olan şirketle güzel bir şekilde görüşmeye çalışın ve uzlaşma yoluyla bir çözüme ulaşmaya çalışın. Kirayla ilgili piyasada çok fazla bir Bilgi kirliliği var, dikkat edin, ee, dikkat edin, kiralarınızı ödeyin. Size bu konuda devletten ki destek e, bir yasama değişikliğiyle e, oldu. E, krizden dolayı bu ay, önümüzdeki ay mesela ödemeyle gecikme olursa ya da ödemeyi yapamazsınız eğer, mal sahibi ya da mal sahibi şirket size hemen normal koşullarda olduğu gibi hemen çıkışı usullerine göre, koşullarına göre hemen veremiyor. Ama şu an için federal devletten sadece bu destek var ve bu esas bir destek mi? Bence çok büyük bir soru işareti. Çünkü o kirayı Mart kirasını, Nisan kirasını, Mayıs kirasını mal sahibine zaten ödeyeceksiniz. Yani o, o, o zorunluluğunuz var. Onun için benim tavsiyem en iyi yol Gidin, görüşmeye çalışın ve inşallah bir çözüm bulun. Sanırsam en önemli konuları bizim Türk vatandaşlarımızın yönettiği şirketlerde ya da sürdürdükleri şirketlerde ya da sahip oldukları şirketlerdeki konular bunlardı. Umarım e, ...belirli konularda e, aydınlatma gelmiştir e, bununla ilgili. E, bu videoyu izlediğiniz için e, teşekkür ederim. Ve herhangi e, sorunuz olursa eğer... E, ...ilk olarak benim size tavsiyem e, muhasebecinize e, yönlenin. Çünkü e, istişyedeki muhasebeciler genelde e, birçok e, konulara... ...özellikle finansal konuları, kısa süreli e, çalışma desteği ve bu krediyle ilgili iyi bilgilere sahipler. Krediyle ilgili amacını iyi düşünün ve lütfen yasa dışı işler yapmayın. Çünkü savcılıklar bu konunun arkasını bırakmayacak gibi. Yani ileride çok çok fazla soruşturmaların açılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler ve hayırlı bir namazına iyelim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı